Kıbrıs Genç TV'de Okan Veli Şafaklı ve Deniz Gürgöze'nin sunduğu Ekopolitik programına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin yapıldığı araziyi kendisinin bulduğunu belirtti. Bu araziyi ben buldum. Evet. 500 dönüm. Ve tabii bunun daha önce bir kısmının park olması için çeşitli müracaatlar yapıldığı zaman da gerekli onaylar alınamadı. Ben bu projeyi ortaya koyduktan sonra ve tabii Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı desteğiyle 50 dönüm batı tarafında diyelim, yani Dereboyun'dan Alaköy'e giderken o yolun üstünde batı tarafında o Cumhurbaşkanı yarışçısıdır. Doğu tarafında o Cumhuriyet Meclisi'dir. Yolun sol tarafı Metehan sınırına kadar olan evet. O 400 dönümlük yerde Cumhuriyet Parkı olacak. Halka ve açık olacak. Halka açık tabii. Evet. Oraya şimdi ağaçlandırma faaliyetleri, amfiteyatro ve farklı bir takım yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla orada bambaşka güzel bir proje. Ama askeri bölgeydi orası. Askerin kullandığı bir bölgeydi. Bütün bu 500 dönüm Cumhurbaşkanı'na tahsis edilmiştir. Tüm 500 dönümlük arazinin genelkurmayın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edildiğini söyleyen Tatar, geçmişte muhalefetin öncülüğünde yerleşkenin önünde eylemlerin yapıldığını, pankartların açıldığını hatırlatarak "Bizim Cumhuriyet Meclisimiz sigara fabrikasıydı, bize yakışmıyordu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Biliyorsunuz çok saldırılı oldu ilk günlerde, pankartlarla gelip muhalefet liderleri de hepsi. O zaman da ben şey dedim, Sayın Cumhurbaşkanı efendi dedim, bakınız burada ben yalnızlaştırıyorum ve bir takım siyasi polemikler oluşuyor. Bizim Cumhuriyet Meclisimiz sigara fabrikasıdır, rumdan kalma. O da yakışmıyor. Onun için dedim, arazimiz de yeterlidir. Güzel bir Cumhuriyet Meclisi binası yapalım. O zaman tüm milletvekilliğinde, tüm milletvekili her partiden, onlar da bu güzel projede yerlerini almış olacaklar. Ben de rahatlayacağım dedim. Çünkü biraz rahatsızlık duymaya başladım dedim. Ve o şekilde Cumhuriyet Meclisi'nde onay verdi ve şu anda geçen gün muhteşem bir proje dedim. Gidip ziyaretinde hemen aldılar. Muhteşem. Sadece işte külliye diyerekten. Halbuki benim muhteşem proje dedim. Evet, Cumhurbaşkanı yerleşkesi, Cumhuriyet Meclisi ve 400 dönüm park. Bu muhteşem bir projedir. Bunun hiç başka bir ifadesi olamaz. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. 15 Kasım'a biter mi peki? 15 Kasım'a hedef olur ama tabii çok büyük bir proje ve ayrıntılar çok. Yıl sonuna kalabilir diye görüyorum. Tatar, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ni iki devletlilik siyasetine ikna ettiğini kaydederek, Tatar Türkiye Cumhuriyeti'nin adamıdır söylemlerinin doğru olmadığını vurguladı. Ben ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ni iki devlet siyaset için ikna ettim. Bakınız ne derler, Tatar işte Türkiye'nin emrinde bir adam falan. Bu böyle değil. Ben burada açık menet, mertçe konuşuyorum. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanıyım. Daha başbakan olmadan. Bu Kıbrıs meselesinde son durum nedir? Analiz ettiğimizde isimleri de vereyim. Özer Kanlı, Osman Örtu, Ergin Olgun, Oğuzhan Asipoğlu, Tahsin Ertoğrul'u, Çağlan Söylem buydu katı. Dedik ki Kanaz Montana hep birlikte çok izledik. Bu anlam planı zaten bildik. Kanaz Montana'da ne olduğunu herkes çok iyi bilir ve ne dedi Sayın Akıncı? Artık federal temelde bir çözümün fırsatı geçmiştir, bitmiştir. Bu nesil bunu kaybetmiştir. İki devletli çözüm demiştir. Ondan sonra Berlin'e gitti. O dendi, bu dendi, tekrar federal bir anlayışa geri dönüş yaptı ama dediği Baki'dir. Ve o dediği zaman Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı olarak gelip yuvarlak masada Cumhurbaşkanlığında artık bu yolun sonuna geldik, yeni bir siyaset geliştirmemiz lazım demiştir o toplantıda. Biz bunları tabii bildik. Temaslarımız var Ankara'yla. Ve dedik ki artık alternatif bile değil. İki devlet çözüm tek Kıbrıs Türk'ünü geleceğe taşıyabilecek bir anlayıştır. Yeni siyaset, yeni vizyon. O şekilde yola çıktık. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay sürecini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığını yıllardır Başbakan Ünal Üstel ile konuştuklarını ve her konuşmalarında "bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ersin Tatar'dır" söylemini de dile getirdiğini ifade etti. Yıllardır bu işi konuşuyoruz. Evet. Bana kendisinin dediği ve konuşmalarında da parti toplantısında da söyledi. "Bizim Cumhurbaşkanımız adayımız Ersin Tatar'dır." Yani parti toplantılarında da söyledi. Mausa'da da başka yerlere de hakkını vereyim. Bir de tabii şimdi biliyorsunuz kurultay yapmak hiç kolay değil. Evet. Zaman alır. Çok zamanlıdır. Ulusal Birlik Partisi çok önemlidir. Ulusal Birlik Partisi hükümetleri. Dolayısıyla kurultayı tamamladıktan sonra tekrar. Mesela ben nasıl girdim bu işe? Ben başbakan oldum. İki senemi tamamlanmadan Cumhurbaşkanlığı İlk hatta seçimi geldi. Şey yok. Ben Kudret Özel sahibiyle önemli bir kişiyim. Sırf yani kurtulayım ve partide
kalayım. Evet. Çünkü yani uzun yıllardan sonra parti başkanı seçildim. Hükümet kurdum. Onu korumam lazımdı düşüncesiyle. Çok çalışmalarım oldu. Farklı adayları aday gösterebilmek için parti olarak. Hiçbiri partide rağbet göremedi. Ve en sonunda denildi ki senin sorumluluğundur. Şimdi ben Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanlığı yapmış ve daha sonra başbakanlığı yapmış ve Ulusal Birlik Partisi adına cumhurbaşkanlığı kazanmış bir kişi olarak ve Ulusal Birlik Partisi de benim siyasetimin tam arkasındayken tabii ki diye düşünüyorum. Şimdi başka bir adayın çıkmasını Ünal Bey'in veya kim olursa ve ondan sonra tekrar partiyi kurultaya götürmek kadar memlekete zarar verecek bir durum olmaz. Partiyi de böyle düşünür yani. Partiyi de böyle düşünür ama işte tartışma yaratsınlar diye bir takım çeviriler. Zaman zaman konuşuluyor. Ünal Bey kazanırsa Cumhurbaşkanı adayı olacak şeklinde evet. haber yayarlar. Ama Ünal Bey'den ben böyle bir şey duymadım. Hep yani inşallah sağlığımız yerinde olur. Siz adaysınız. Da benim adaylığım da parti meclislerinde oynar şeklinde değerlendirme hep böyle olmuş.